Nedim Şener Caparov'un hediyesi paket servisi yapılmış. Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 9-11 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bazı anlaşmalar imzalamış, her iki ülke için çok büyük tehlike olan FETÖ'ye karşı ortak mücadele kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu ziyaretten kısa süre önce basında Caparov'un Türkiye'ye hediye ile geleceği yorumları yapılmıştı. Almanlar bile devreye girdi. Gerek Kırgızistan'daki gerek Avrupa ve Amerika'daki FETÖ'cüler sosyal medyada 1 Haziran günü FETÖ'nün Orta Asya İmamı Orhan İnandının MİT tarafından kaçırıldığına, hatta Bişkek'teki Türk Büyükelçiliğinde tutulduğuna dair bir kampanya yaptılar. Türkiye içinde fazla ilgi çekmeyen kampanya ile ilgili nedense Alman hükümeti bile devreye girdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli devlet müsteşarı Miguel Berger, Cem Özdemir'in yönelttiği soru önergesine federal hükümet Kırgızistan'da kaybolan Orhan İnandı'nın olayını Kırgız hükümeti ile 3 Haziran'da konuşmuştur. Görüşmede belirsizliği süren vaka hakkında endişesini dile getirmiştir cevabını verdi. Ziyaret öncesi getirilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inandığının MIT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiğini açıklamasından sonra tablo netleşti. Buna göre MIT, Kırgız yetkililerle işbirliği yaparak Orhan İnandı'yı Cumhurbaşkanı Caparov'un ziyaretinden kısa süre önce Türkiye'ye getirmiş. Yani hediye Caparov'un ziyaretinden bir hafta önce paket servisiyle Türkiye'ye ulaşmış. FETÖ'cüler ve Almanya'da onlara sözcülük yapan siyasetçiler ıssarla MIT'in yasa dışı yaptığı yalanını yaymaya çalıştı. FETÖ üyesi basketbolcu Enes Kanter de Amerikan Washington Post gazetesine akıl almaz yalanlarla dolu bir yazı kalemi aldı. Tüm gelişmeler inandığı gibi önemli bir ismin yakalanmasında MIT'in Kırgız yetkililerle işbirliği yaptığını gösteriyor. Nitekim Caparov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı açıklamada bunu teyit ediyor. FETÖ'nün kalesi Kırgızistan Tüm dünyadaki FETÖ mensuplarının Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirilmesi karşısında seferber olmasının çok önemli nedenleri var. Öncelikle Orhan İnandı, FETÖ'nün tüm Orta Asya operasyonlarının sorumlusu olan bir isim. İkincisi Kırgızistan'ın FETÖ'nün Orta Asya'daki kalesi sayılması. FETÖ, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan'da 1992'den itibaren Sebat Eğitim Kurumları çatısı altında faaliyet gösterdi. Amerikan istihbaratının Türk Cumhuriyeti'ne sızma faaliyetlerinin en önemli yapılanması burada kuruldu. Nitekim FETÖ'nün Orta Asya olan Orhan İnandı tüm çalışmalarını Kırgızistan'dan yürüttü. Hatta Kırgız vatandaşı oldu. Kozinoğlu'nun verdiği bilgiler 2011 yılında Ergenekon terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla Oda TV kumpası kapsamında beraber yargılanacağımız davanın ilk duruşmasına tam bir hafta kala 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde fenalaşan ve şüpheli biçimde hayatını kaybeden MIT Asya bölgesi baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu ölümünden kısa süre önce aydınlığa el yazısıyla gönderdiği notlar arasında Orhan İnandı ve Kırgızistan'la ilgili şu bilgileri vermişti. Kırgızistan'da uzun yıllardır ve halen tüm okulların başında olan şahıs Orhan İnandı aslında Fethullah Gülen'in Asya imamıdır. Kırgız devleti ile irtibatı esasen odur. Büyükelçinin hiçbir forsu yoktur, TC devleti de bu şahıs üzerinden Kırgız yönetimiyle irtibat kurmaktadır. Kırgızlar Fethullah Gülen'in okullarına muhtaç oldukları için şu an itibariyle kapatamamakta. Ayrıca gerek Kırgızistan, gerek Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Tacikistan'daki TİKA, THY Büyükelçiliklerindeki eğitim, ticari ve ekonomi, din, kültür müşavirliklerinin tamamı Fethullah Gülenciler tarafından kapatılmıştır. Söz konusu ülkelerde Fethullah Gülenci olmadan iş yaptırılmamaktadır. Asya'da en yoğun Kırgızistan'da yerleşik durumdadırlar. FETÖ'nün Kırgızistan'daki varlığı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ birçok yerde olduğu gibi yönettiği okulların isimlerini, bağlı olduğu kurumları ya da ortaklık yapılarını değiştirdi. Sebat Eğitim Kurumları olan adını Sapat International olarak değiştirdi. Örgütün halen Kırgızistan'ın farklı şehirlerinde 9 ilkokul, 16 lise, Silk Road ve Cambridge isimleriyle faaliyet gösteren 2 uluslararası lise ve uluslararası Atatürk Alato isminde üniversitesi bulunuyor. Toplam 10.426 öğrenci, 131'i Türk, 2.326 personeli yanında çok sayıda ev ve yurt çalıştırıyor. Örgüt, okullarla ülke bürokrasisinde ve siyasetinde önemli nüfusa erişirken paralı okullar üzerinden örgütün finansmanını sağlıyor. Kırgız Türk İş Adamları Derneği, Kitiat, FETÖ'nün en önemli sivil toplum kuruluşu olarak tanınıyor. Kırgızistan'da 100 milyon dolara aşkın mal varlığı olduğu bilinen FETÖ, ülkenin en büyük alışveriş merkezi, vefa iş merkezini ve otellerin tamamını işletiyor. FETÖ, Kırgızistan'da basın alanında da etkinliğini koruyor. Zaman Kırgızistan isimli biri Kırgızca, diğeri Türkçe iki gazetenin yanı sıra Diyalog Avrasya isimli düşünce kuruluşunun yayınlandığı aylık dergiyi de kontrol ediyor. Darbe denilen ayaklanmada başı çekti. Kırgızistan'daki FETÖ varlığının Amerikan istihbaratının bir organizasyonu olduğu, ülke için nasıl bir tehlike olduğu geçen yıl yapılan parlamento seçimleri sonrası yaşanan ayaklanmada ortaya çıktı. 4 Ekim 2020'de parlamento seçimleri yapıldı ve seçime 17 parti katıldı. En çok oyu Rusya yanlısı iki partinin alması tartışmaların başlamasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Soronay Cembekov'un desteklediği birimdik, oyların %24.53'ünü, Mekenim Kırgızistan ise %23.9'unu aldı. %7 barajını geçemeyen partiler buna itiraz etti. Muhalefet seçimde hile iddiasıyla sokağa çıkarken Cumhurbaşkanı Cembekov'un darbe dediği ayaklanma meydana geldi. Cumhurbaşkanlığı sarayı ve parlamento basıldı. FETÖ'cülerin en büyük destekçisi tutuklu eski Cumhurbaşkanı Atan Bayev ve eski Başbakan Sabar İshakov, göstericiler tarafından hapisten çıkarıldı. FETÖ'cüler darbe olarak nitelenen ayaklanmacıların içinde aktif rol aldı. Bu yılın Ocak ayında yapılan seçimlerde Milliyetçi Kırgız lider Sadır Caparov'un oyların %80'ini alarak Cumhurbaşkanı seçilmesi FETÖ için sonun başlangıcı oldu. İnandığının getirilmesi son değil bir başlangıç. Sırada yöneti okulların devri var ama şu anlaşıldı ki FETÖ'nün en önemli isimlerinden birisi olan Orta Asya İmamı, aynı zamanda Kırgız vatandaşı olan Orhan İnandı Kırgızistan'dan getirildiyse Orta Asya'da FETÖ'cüler için hiçbir yer güvenli değildir. Çünkü Türk yargısından ve MIT'ten kaçış yok. Nedim Şener Cem Küçük 3 Kritik FETÖ'cü ve Orhan İnandı 2023'e giden yolun kolay olmayacağı muhakkak. Şimdiden muhalifler ve aparatları sert almaya başladılar bile. Yalanlar, iftiralar havada uçuşuyor. 17-25 Aralık'takine benzer bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Çoğu zaman algılar başarısız oluyor ama çamurat izi kalsın yöntemini uyguluyorlar. Medyalarının hali ortada. Tüm bu süreç içerisinde 3 kritik FETÖ'cü yakalandı. Bir tanesi İzmir'in Karabağlar ilçesinde yakalanan Munise Gülen. Diğeri uzak mitin paketlediği Selahattin Gülen, sonuncusu da Kırgızistan'dan gene mitin paketlediği Orhan İnandı. FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İnandı, FETÖ'nün 2001 yılından bu yana Kırgızistan sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi. 2017 yılında ise örgüt lideri Fethullah Gülen'in talimatıyla hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan içine alan bölgenin genel sorumlusu olmuştur. Kırgızistan'da bulunduğu süreç içerisinde sık sık FETÖ başının Pensilvanya'daki karargahına ziyaretler gerçekleştiren Orhan İnandı, son olarak Mart 2021 ayı içerisinde karargaha giderek talimat almıştır. Örgütün üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimlerle de irtibatlıdır. FETÖ'nün kripto haberleşme programı Baylok kullanıcısı olan Orhan İnandı, Pensilvanya'dan Baylok vasıtasıyla aldığı talimatlar doğrultusunda örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağlamıştı. Aralarında Mustafa Özcan'la Bankası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 25 üst düzey FETÖ mensubuna yasa dışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin etmiştir. Türkiye'de bulunduğu ve örgütsel faaliyet içerisinde yer aldığı 1985-1995 yılları arasında FETÖ mahrem yapılanmasında da görev alan Orhan İnandı, meskur dönemde ev sorumlusu, belletmen, müdür, eğitim danışmanı pozisyonlarında da terör örgütüne hizmet etmiş. Bekir Ünal ve Sait Aksoy isimli örgüt yöneticilerine bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Ankara'da bulunduğu söz konusu dönemde Adil Öksüz'le de örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya gelmiştir. Orhan İnandı, örgütün devleti içerden kemiren mahrem yapısının en tepedeki yöneticileriyle ilişkili biçimde bu yapının yönlendirilmesine hizmet etmiştir. Bu şahıs, FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiş biri. Türk devletinin itibarını istismar ederek Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyetler yürütmüştür. İnandının 2019 yılında Kırgız Müslümanlar Kuruluşunun düzenlediği bir iftara Türkiye büyükelçisi Cengiz Kamil Fıratla birlikte çağrılması bir diplomatik krize yol açmış. Büyükelçi Fırat bu durumu fark edince "Buraya FETÖ'nün başını nasıl çağırıyorsunuz? Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız." Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim diyerek mekanı terk etmişti. Türkiye bu zorlu süreçte önemli işler yapmaya devam ediyor. MIT'i de tebrik etmek lazım. Cem Küçük